siz Tayvan'da bir müdahale gerçekleştiğini ve evet. bir patlayıcı, sıvı bir patlayıcının yerleştirildiği görüşündesiniz. Peki nasıl anlaşılamadı ve sonrasında bu dağıtım süreci nasıl gerçekleşti? Ve elbette o bir ısınma konusu evet. var. O nasıl gerçekleştirildi? Çünkü haritada da birçok farklı noktada baz istasyonları üzerinden muhtemelen evet. bir müdahale edildi. Buna dair de yorumlarınızı merak ediyoruz. Şimdi bazı teoriler var. Tabii İsrail'in Lübnan açıklarında gemilerinin olduğu belirtiliyor. İki tane savaş gemisinin olduğu belirtiliyor. Bu tabii benim konum değil. Değerli hocalarım daha iyi bunlarla fikirlerini belirtir. Fakat burada şöyle düşünün. Burada sinyaller aracılığıyla yani elektromanyetik sinyallerle yüksek veriyi gönderdiğinizde bunlar ısınmaya başlar. Çünkü kapasitesinden fazla veri gelmektedir. Dolayısıyla ısındıktan sonra bizim lityum dediğimiz piller, hani bazen güneşte de maruz kaldıklarında yüksek ısıya geldiklerinde kendilerini kapatırlar ya, bu telefonun bir zarar görmemesi açısından kaynaklanıyor. Aynı şekilde eski cihazlarda tabii böyle bir teknoloji olmadığı için bunu da sinyaller üzerinden gönderim, yüksek gönderim olduğunda bu bataryalarda ciddi bir problem olduğu için bomba düzeneklerinde tetikleyici saldıkları noktada bunu direkt imha edebiliyorlar. Dolayısıyla bu ciddi bir zarar veriyor tabii ki. Yani normal size daha demin bahsettiğim lityum bir telefondaki patlama çok fazla büyük bir zarar vermez. Ama MOSFET'in özellikle kendi yani bu elektronik harp zamanımızın en büyük operasyonlardan biriydi bu arada. Çünkü içerisinde bizim sadece casusluk faaliyetleri bir siber saldırıdan ziyade bir sosyal mühendislik de vardı. Yani sosyal mühendislik kullanımı serim de aslında bir psikolojik bir manipülasyondur. Yani gidip siz üretim tesisinde bir ekip kurdurursunuz. Bu ekipteki insanlar çeşitli bir tekliflerde bulunursunuz. Daha sonrasında ben bunun tabii diğer konu Hizbullah'ta da olduğunu düşünüyorum. Yani ben İsrail'in istihbarat servisinin, Mossad'ın onlara bağlı çalışan birinin de yine Hizbullah tarafından da olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle bir şey mümkün değil. Yani kontrollü. Mutlaka bir ürün aldığında bununla ilgili bir çalışma yapılır, açılır, içine bakılır, dinleme cihazı mı yerleştirilmiş, bununla ilgili içinde ne var, bir incelemesi yapılır. Yani mutlaka bunun Hizbullah'ın içerisinde de bir casus var. Peki. Öyle diyebiliriz açıkçası. Şunu da açıkçası merak ediyoruz. Daha önce benzeri gerçekleşti mi? Gerçekleşmiş olabilir mi? Çünkü telefonla öldürülen Filistinler, siz az önce bahsetmiştiniz. Evet. O görseli de ekranlara getirelim. Evet. Bu denli büyük bir saldırı yok. Saldırı var mıydı? Bu bir ilk mi? Ve bundan sonra da şöyle endişeler yaşıyor herkes. Evimizde telefonlarımız var, akıllı cihazlarımız var. Bize yönelik böyle bir bugün olmasa da ileride saldırı yapılabilir mi? Hatta bir analiz okumuştum. Örneğin bir devletin lideri hastanede yatıyor. Bir cihaza bağlı hastanede. O cihaza uzaktan erişim sağlayıp o sağlık alanında o kişiye bir müdahalede bulunabilir mi? İşte o siber saldırı. Siber saldırı. Evet. Çok soru var. Buradaki biraz daha çok elektronik harp. Ne kesinlikle. Dersiniz buna? Çünkü 1972'de Mahmut Hamşari, Filistin Kurtuluş Örgütü Paris temsilcisi, o telefon saldırılarıyla öldürülmüştü. Ve Yahya Ayaş, Kassam Tugayları Batı Şeria lideriydi. 96'da onun da bir telefonla gerçekleştirilen suikastta öldürüldüğü bilgisini arkadaşlarımız hazırlamıştı. Kıymetliydi. Hemen bu soruları da toplayalım. Sonra adım adım süreci Yusuf Alabar da bize anlatacak nasıl işledi. Tabii. Daha demin bahsettiğim konu gibi aslında burada telefon kullanımında öldükten sonra zaten bu cihazlara geçiyorlar. Ve şurada aslında bunu çok net anlıyoruz. Siz dediniz ya daha demin yani bunu biz yaşayabilir miyiz diye. Burada aslında toplumumuz bu olaylardan sonra daha da çok bilinçlendi. Neden? Şunun önemini anladık. Birincisi yerli ve milli yazılım, yerli ve milli teknoloji. Yani bu çok önemli. Bu zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da geçtiğimiz günlerde Selçuk Bayraktar'ın da ifade ettiği bir cümle. Kesinlikle bu konuda yani bizim endişe etmemize gerek yok. Dışarıdan bir müdahale olduğunda patlamıyor. Çünkü bu Yahya Ayaş'ın öldürülmesi süreci tam sizin anlattığınızı söyleyip hemen alayım sizi birlikte okuyalım. Gazze'ye gelen bir işbirlikçi Ayaş'a bir cep telefonu verdi. Telefonun içinde 50 gram bir bomba vardı. Evet. Mühendis lakaplı Ayaş 5 Ocak'ta babasından gelen bir arabayı kabul etti. İsrail güçleri telefondaki kişinin Ayaş olduğunu tespit ettikten sonra bombayı patlattı. Yani bunun çok daha kapsamlı ve tüm Hizbullah üyelerine dağıtılan cihazı patlatma yöntemiyle gerçekleşti. Yöntem kesinlikle. Daha önce yapıldı. Evet. Ama bu denli büyük bir kapsamlı organizasyon yapılmamıştı. Evet. Çünkü daha önce hiç görülmemiş bir... Çünkü bu tedarik zinciri değil. Değil. Öbürkü tedarik, zinciri. O ama yöntem benzer. Evet, yöntem aynı hemen hemen. Sadece bu hocamızın da ifade ettiği gibi burada üretici firmayla anlaştıkları için yani burada kendileri bir casus yerleştirdikleri için
buradan kapsamlı bir şekilde ele geçirmişler. Yani işte Macaristan'da kurulan bir danışmanlık şirketi var. Paravan şirket. Zaten orada bir herhangi bir üretim de yapılmıyor. Orada da üretim şöyle bir alanı kafa karışıklığı var, onu konuşacağız. Tayvan'daki diyor ki biz yapmadık. Evet. Macaristan yaptı. Macaristan'daki diyor ki biz zaten bir kağıt üzerindeyiz. Bulgaristan'dakine bizim arkadaşlarımız gittiler. Bulgaristan'da öyle bir yer yok. Yok, bir fabrika yok. Ya bunu kim yaptı, kim götürdü, kim verdi, böyle bir kafa karışıklığı da var. Hatta Tayvan'daki şirketin genel müdürü, Gold Apollo'nun genel müdürü şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki Macaristan'daki bayimizde bir şüphelilik vardı zaten. İşte Orta Doğu'daki alacaklarını alınamadığını söyledi. Ya şimdi bunu bu şekilde beyan etmek de aslında doğru bir şey değil. Yani işte o yaptı, benden değil, firmanın sahibi benim ama onlar suçludur gibi açıkçası ifade. Açıkçası bu aslında suçluluk psikolojisi. Yani, bence de yani burada nerede yapılmış, Tayvan'da mı, Macaristan'da mı? Ama şu için en azından bir şeyle müdahale edildiği. Çünkü ilk gelen bilgilerde bir müdahale gerçekleşmediyse bir cihaza girip o cihazı patlatma gibi bir teknoloji gerçekleştiyse İsrail tarafından, bu bundan sonraki tüm süreci değiştirecek. Bu teknoloji terör örgütlerinin eline de geçebilir. Onlar da bir, ama anladığımız kadarıyla tedarik zincirinde bir kırılma var. Kesinlikle. Yusuf Alabar'da anlatacak şimdi. Teşekkür ederiz. Var mı ekleyeceğiniz? Sorusu olan varsa hocalarımdan yani alayım. Sonra devam edelim. Yusuf Alabar da süreci anlatsın. Yani bu patlamanın nedeni üzerinde kamuoyunda da tartışmalar oluyor. Aslında bu konu yarı resmi anlamda diyelim. Çünkü Birleşmiş Milletler'in Lübnan misyonu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne göndermiş olduğu ön raporda az önce de ifade edilen hususların da yer aldığı, yani cihazların Lübnan'a gelmeden patlayıcının yerleştirildiğinin tespit edildiğini hocam, ifade ediyor o ön raporda. Az önce canlı olarak da verdik. Evet, belki onunla ilgili ön rapor. Bir daha verirler. Şu anda Birleşmiş Milletler'de Lübnan, İsrail, Lübnan'ın başvurusuyla birlikte İsrail'in bu saldırısı görüşülüyor. Takip ediyoruz açıklamaları. Şu anda bu görüntüler o toplantıdan temsilcilerin yaptığı açıklamalar ekranlara geliyor. Biraz önce de yine tarafların açıklamaları vardı. Arkadaşlarımız takip ediyor. Önemli bilgiler geldikçe bizleri uyaracaklar. Biz de sizlerle paylaşacağız diyelim. Şimdi Yusuf Alabar'da yanıma alalım ve o istiyorsanız eşlik edin bana. Tamam, sorularınız olursa hocam, ya da katkınız olursa Yusuf Alabar'da katkıda bulunursunuz. Bazı görselleri paylaşayım müsaadenizle. Sonrasında o soruyu size bırakayım. Dergilerin kapakları. Daha önce dergi kapaklarında özellikle senenin başında bazı meşhur dergiler vardır. Tabii. O Economics gibi kehanette bulunur. Bak komplo teorisi üretir. Komplo teorisi üretirler. Onların kapaklarında buna benzer şeylerin olduğuna yönelik işte geniş bantlar, Economist'in, casusların ve dolandırıcıların artan siber tehdidi. Burada yalnız geniş bant derken bir kelime oyunu var İngilizce bilenler için. Doğru. Önemli. Söyle. Ve büyük sıfırlamada da yine o Great Reset çok konuşulmuştu. Evet. Onda da dünyada belli bölgeler var. O bölgelerin de haritadan çıkarılan noktanın daha önce de konuşmuştuk bu kapakları. Bu birincisi, büyük sıfırlamanın tam Türkçesi ne biliyor musun? Fişini çekecekler demek. Doğru. Fiş çekilecek. Doğru. Yani. Hatta o 2000 yılında cihazların milenyuma girerken kapanacağı ya da şimdi bu büyük güçle bu cihazların tamamının ele geçirileceği bir analizdi bu. Çok iyi hatırlıyorum, üzerinde konuşmuştuk. New York Times'ın Truva atı benzetmesi var. Onu da ekranlara hemen getireyim peşi sıra. Ondan sonra da New York yavaş Times yavaş... ama bu makaleyi olaydan sonra yazdı. Tabii, New York Times diyor ki İsrail operasyonu uzun süredir planlıyordu. Evet. İsrail uluslararası çağrı cihazı üreticisi gibi davranacak bir şirket kurdu. Cihazları üreten kişiler kimliklerini gizlemek için en az iki tane paravan şirket daha kurdu. Hizbullah için üretilen çağrı cihazlarına pent ile bağlanmış piller konuldu. Ne demek pent? Şöyle yani buradaki şeyden patlayıcı mekanizma. Patlayıcı mekanizmasından bahsediyor. Patlayıcı ile bağlanmış piller kondu. Evet. Çağrı cihazlarını 2022'de Lübnan'a göndermeye başladı. Nasrallah'ın cep telefonları hakkındaki olumsuz konuşmasının ardından üretim ve kullanım hızla arttı ve sonrasında da bu saldırıyı gerçekleştirdi ifadesini kullanıyorlar. Bir isim var, çok konuşuldu. Onu da paylaşayım Yusuf Alabar'da. Sonra biraz uzattım biliyorum ama. Evet, Kristina, bu ajanlar çok konuşulur. Macaristan'daki operasyonla ilgili onun ismi ön planda. Şöyle bir, işte bu hanımefendi. Sonrasında bu süreç yaşandıktan sonra sıra kadem bastığı konuşuluyor. Hatta London School of Economics'te okuduğu CV'sinde yazılıyordu. Bugün Londra'dan da bir açıklama geldi. Bizim öğrencimiz değil diye. Muhtemelen ismi, CV'si, her şeyi bir şekilde planlanmış ve hazırlanmış.
ortadan kaybolduğu bilgisi var bu hanımefendinin. İlk, güzel bal tuzağı, güzel kadın. Daha önce de bir kızıl ajan tartışması vardı. Çok yapmıştık o tartışmayı da. Onu hatırlıyorum. Yine belli bir imaj içerisinde ajan kullanmış gibi görünüyor İsrail. Şimdi gelelim adım adım saldırıya ve sonrasında da sözü artık size bırakayım. Çünkü bu konuda Türkiye'deki en yetkin isimlerden birisiniz. Bu süreçlerle ilgili gelişmeleri hem takip ettiniz hem içinde bulundunuz. Nasıl gerçekleşmiş olabilir o adım adım saldırı görseli gelsin ve sözü de size bırakalım. Ben uzun yıllar uluslararası tedarik projelerinde gizlilik derecesinden tutun da normal tasnif dışı olan projelere kadar proje yöneticisi olarak görev aldım. Bu görevimle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama bu tedarik projelerinde eğer siz Hizbullah'a bir telsiz sistemi veriyorsanız bunu Tayvan'dan almazsınız. Neden? İşte hocalarım söyledi. Tayvan Amerika Birleşik Devletleri ile en iyi ilişkileri olan ülkelerden bir tanesi. Doğru. Şimdi dolayısıyla bir kere olayın başlangıcı itibarıyla birçok noktada açık verilmiş durumda. Özellikle Nasrallah'ın Mossad'ı arıyorsanız cep telefonlarını gösterip işte buradadır bunu alın betonun içine gömün diye açıklamaları var. Şimdi Nasrallah bunu art niyetle yapmadı değil mi? Hizbullah militanlarını gelsinler patlatsınlar bu benim sözüm de başlangıç teşkil etsin demedi. Nasrallah'ın kulağına bu cep telefonları sinyal istihbaratına karşı korumasız olduğu için bu açıklamasının yapılması sağlandı. Ama burada da komploya gerek yok. Bunu söyleyen de iyi niyetle söylemiştir. Çünkü Ali Bey'in elindeki çağrı cihazı almaç özelliği olan bir cihaz. Yani sadece alır. Oradan bir şey gitmez. Vermeç özelliği burada. Yok. Tamam. İşte göster. Göstereyim. Onun bir vermeç özelliği yok. Sadece alıyor. Dolayısıyla da istihbarata karşı sinyal operasyonu kapsamında bir tedbir almak istiyorsanız önemli bir cihaz. Aslında buraya kadar mantıksal bir hata yok. Yok. Hani varsa bile Nasrallah'a ya sen bu açıklamayı niye yaptın suali tevcih edilemez. Çünkü cep telefonu üzerinden yer tespiti en kolay iş istihbarat teşkilatları açısından. Dolayısıyla Nasrallah bunu söyledi. Mesela şunu vardıranlar var. Nasrallah bu konunun içinde mi? Yani artık yani bu eğer öyleyse da, de hani bu kadarı da zorlama yorumlar söylenecek. Yani. Şimdi dolayısıyla almaç özelliği olduğu için kullanılıyor. Ama başka bir şey daha söyleyeceğim. Ben Lübnan'da TRT muhabiriyle bir özel görüşme yaptığımda kendisine sordum. Çünkü yaralananların içinde siviller de var ya. Patladığı esnada bulunan sivili yaraladığı gibi sivil kişilerde de bu cihazlardan var. Mustafa vardı. Bazı görüntüler var. Nasıl patladı? İşte patladı. AVM'de patlamış. Sivil de yaralandı. Evet, sivil de yaralanıyor. Siviller de kullanıyor. Niye? Hocam onunla alakalı bir şey diyebilir miyim? Buyurun hocam. Tabii ki her zaman katkı sundum. Dün Beyrut'taki bazı tanıdıklarla temasa geçince onlar da ifade ettiler. Hizbullah güçlü bir aktör olduğu için ülkeye birçok yolla ürün sokuyor. Ki bunların içinde elektronik ürün çok fazla var. Gümrük ödemiyor. Ve onun sattığı ürünler gümrüksüz olduğu için halk tarafından da alıyor. Talep görüyor. Talep görüyor. Bu bir.